Bu zamanda öyle fevkalade hakim cereyanlar var ki her şeyi kendi hesabına aldığı için faraza hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat. Mehdi'yi diyor. Şimdi hakiki beklenilen derken yani her asır bir müceddit, bir nevi Mehdi, bir nevi Mehdi yani büyük Mehdi değil bir nevi Mehdi. Yani üstadı da herhalde bir nevi Mehdi zannettikleri için şu anda öyle diyorlar herhalde değil mi? Her kimse hidayet edilene Mehdi denir ama büyük Mehdi değildir bu. Bilmiyorum, asrın Mehdi'si yani şeydir, onlardır, bu demektir yani. Üstad da kendi asrının bir nevi Mehdi ama büyük Mehdi günümüzde gelecek. Hiç şüphe yok, ona inanıyorum ben. Ona da Hazreti İsa'nın da gökten ineceğine ve Mehdi'ye tabi olacağına inanıyorum. Daha evvel de söylemiştiniz siz, her asırda bir hidayet edici, bir nevi Mehdi ve müceddit geliyor ve gelmiş. Fakat her biri üç vazifelerden birisini cihette yapması itibariyle ahir zamanın büyük Mehdi ünvanını almamışlar diyor. Emir Dâle Aykası Sayfet'i. Doğrudur, aynen böyle. Gelecek adam, gelecek bir nevi şeyini yapıyor. Mesela kim varsa o alim, mesela İmam-ı Rabbani, İmam-ı Gazali, bunlar hepsi Halid-i Bağdadi, bunlar hepsi zamanın Mehdi'sidir ama yani bir parçayı yapmışlar yani bir ama büyük şeyi olan üç şeyi birleştirerek hem siyasi hem şeyi falan yapmamışlardır. Yapmadıklarına göre demek ki bir Mehdi'yi bekliyoruz biz yani. İnşallah. Benim beklediğim bu yani. İnşallah. Allah razı olsun hocam. Bizi çok aydınlatıyorsunuz verdiğiniz detaylarla. Çünkü üstadın yazılı olan şeyleri tefsir edilebiliyor. Şimdi tefsiri açık değil bunlar. Çok açık izahlar olduğu için yani okunduğu zaman... Onlar tefsir etmiyorlar, tevil ediyorlar. Onlar tefsir etmiyorlar, tevil ediyorlar. Tevil değil. Onun için bir şey demiyorum yani. Allah razı olsun. Çünkü üstad risaleler okunduğu zaman rahat anlaşılır diyor. Tabii ya. Sadi hocam bir de bazı nur talebesi kardeşlerimiz sizin üstadla ilgili hatıratınızı anlattığınızda keçeli Mehdi'yi ben görmeyeceğim ama sen göreceksin dediğinde orada üstadınız Seyyid Salih hocamıza latife atmış işte Mehdi karşında görmüyor musun gibi bir tevil yapıyorlar. Böyle bir şey olması mümkün mü? Ben bir şey bilmiyorum. Ben dedi ki ben görmeyeceğim ama sen göreceksin. Ben bir şey demiyorum. Onlar ne tevil ederse etsinler. O tevillerinde benim hiç şeyim yok. İlgim yok. Gerçek bir zamanda Hazreti Mehdi'nin zuhur edeceği. Hiç şüphem yok. Hazreti Mehdi'nin zuhur edeceğini, Hazreti İsa'nın ineceğini ben inanıyorum. İmanım gibi inanıyorum. İmanımdan bir şey olarak biliyorum. Hazreti İsa, Hazreti Mehdi'ye tabi olacak. Tabi olacak. Arkasında namaz olacak.